Bugün karşımda oturan konuğumun bir cümlesi hepimizin dikkatini çekti. Zaten kırılmış olan çocukluğumu toplayamadım. Bu toplum adına çok utandığımız konulardan bir tanesi bu. Çok canım yandığını hatırlıyorum. Ama yine ne yazık ki kendi çocuğunu değil, hayatına soktuğu kişiyi savunan anne profili. Nerede bu alanda ilerlemeye karar verdin? O aile yapısını kuramayacağımı anladığım gün o videoyu çektim. Herkes beni porno videoları olan kadın olarak tanımlayacak. Tanımasınlar dedim. Bunun bir daha geri dönüşü yok. Türkiye'deki cinsel tutumlarda ne görüyorsun sen? Görmemiştik. Bunun yanı sıra daha saplı, annesini mi arzulamayan, türban takar mısın, ensest düşünceler. Neden anlatmak istedin, niye gelmek istedin? Yüzünü dahi hiçbir şekilde saklamayan bir insan olarak, aa bu işte +18 videoları olan kadın, bu ikiyüzlülüğe tahammül edemediğim için buradayım. O devam eden yıllarda o videoları çektikçe senin duygunda ne değişti? Nasırlaştım yani. Katarsis Extra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımda oturan konuğumun programın başvuru aşamasında bir cümlesi hepimizin dikkatini çekti. Zaten kırılmış olan çocukluğumu toplayamadım. Belki tüm hayat hikayesi boyunca bu cümlenin onun için anlamını konuşacağız bugün. Narin Esmersoy var karşımda. 32 yaşında Narin, Türkiye'de hem bir seks işçisi hem de aynı zamanda bir porno film oyuncusu olarak da hayatına devam ediyor. Ama tüm bu tanımların ötesinde de onun hayat hikayesinin kırılmalarına bakabilelim istiyoruz biz bugün beraber. Doğduğu evi, o tahtalı ev diye anlattı o evi. 5 yaşında uğradığı istismarı ve bu istismarla yalnız bırakılmış oluşunu. Hayatının devam eden süreçlerinde anne babasının ayrılığında iki ayrı aidiyetten hiçbirine ait hissedememesini ve hatta bir boşanma için yalancı şahitlik edişini, hayalleri hiç duyulmamış olan ergenliğini, ergenlikte yeniden sessiz kalınmış olan yaşadığı istismarı ve aslında yalnız bırakılmış yetişkinliğini de onun belki hayatında meslek tanımı olarak ona söylediğimiz şeylerin yanında konuşmamız gereken en özel, yolculuk yaptığımız bir bölüm olsun istiyoruz yine. Bir sohbet olsun. Narin hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Narin gelmek istedin. Anlatmak istedin. Görünür olmanın bu şeklini yani hayat hikayesini anlatma kısmını çok da tercih etmeyen bir iş yapıyorsun normalde. Doğru. Ve bugün anlatacaksın ya. Neden anlatmak istedin? Niye gelmek istedin? İnsanların kendi içlerinde kapalı kapılar ardında yaşadıkları ama dışarı çıktıkları zaman herkesin tırnak içerisinde normal olarak addettiği kalıpta yaşamaları. Ama benim camiam içerisine geldikleri zaman ki o böyle içlerinden çıkan canavarı bir şekilde göstermeye, anlatmaya ve o sahteliği vurgulamaya geldim. Kendi işimin nezdinde. Çok temelde belki bir porno film oyuncusu olarak da tam bu canavar, sahtelik gibi adlandırdığın şeylerle ilgili hemen başlarken ne söylersin bize? Acıyorum. Yani o insanların normal standartlarda, dışarılarda, normal dediğimiz isim adı altında normal bir şekilde yaşıyor olmalarına ama sırf ben kendi adıma görünür, açık, şeffaf, yıllar yılı hiç kimseden, hiçbir şeyden yüzünü dahi hiçbir şekilde saklamayan bir insan olarak hedef gösterilmekten çok rahatsız oluyorum. Yani o insanların dairemin kapısından çıktıktan sonra üzerlerini başlarını düzeltip gayet böyle sıradan birisiymiş gibi dolaşmalarına. Ama ben dışarı çıktığım zaman ya da birisi beni tanıdığı zaman, bir yerde gördüğü zaman özellikle sosyal medya mecrasında aa bu işte o işte +18 videoları olan kadın demelerinden aşırı derecede rahatsız oluyorum ve bunun ya bu ikiyüzlülüğe tahammül edemediğim için buradayım. Şunu da söylüyorsun aslında. Görsel olarak kaydedilmiş bir cinsellik, bazen bir oyunculuk ya da bazen birliktelik bir cinsel ilişkinin sonunda taraflardan bir tanesinin hayatına olduğu gibi devam edebildiği ama diğer tarafı olarak işin senin etiketlendiğin bir hayata da itirazın var. Kesinlikle.
Sanırım bir 7 yıldır bahsettiğin artı 18 içerikteki filmlerde bir görünürlüğün var. Doğru. Bugün öyle bir senin de kendi kaydettiğin bir filmi, bir videoyu izlediğinde nasıl bir hisle izliyorsun sen? Kendimi seviyorum. Esasen o durumdan şikayetçi değilim. Kendi çektiğim videolarımı izlediğim zaman benim kendimle ilgili edindiğim tek bilgi sadece Narin'cim sen gayet normal bir kadınsın. Yani işte eşinin, kardeşinin, kocasıyla kaçan, işte karısının bilmem nesiyle beraber olan, ondan iki tane çocuk yapan, bundan beş tane çocuk yapan insanları seyrettiğim zaman sen sadece kendi bedeninle alakalı bir iş yapıyorsun ve bunun üzerine hayatını yaşıyorsun. Hani benim evimde ne bileyim erkek arkadaşımı elimden alacak bir insan bile yok. Ki gördüğümüz bu manzaralar karşısında önümde küçük bir sehpamın üzerinde sizinki gibi küçük bir aynam var. Ve diyorum ki Narin'cim perfectsin. Affedersiniz başımda bir bekleyen yok. Ekmeğime parama ortak olan yok. Hani gayet sabah kalkıp her insan gibi duşunu alıp makyajını yapıp kahvaltısını yapıp düzgün bir şekilde işte sosyal hayatında da evinde de hayatını gayet normal sürdüren bir insanım. O videolarda gördüğüm şey tamamen Narin Esmersoy. O işi yapan Narin Esmersoy. Şu anda sizin karşınızda duran tabii ki çok başka bir Narin Esmersoy. Belki o başka dediğin yerden de sorsam. Evet, hani ön planda olan temel bilginin cinsellik olduğu videolar onlar. Erotik videolar, pornografik videolar onlar. Ama o başka bir Narin oturuyor dedin ya burada. Ben o başkayı soracağım sana. En özde kimsin sen? Ailesine korkunç şekilde bağlı. Özellikle kardeşleri için canını verebilecek kadar bağlı. Her türlü hayvanata karşı, her türlü doğaya karşı hassasiyet duyan, çevreye çok önem veren bir insanım. Onun dışındaki Narin Esmersoy olarak kendisini geliştirmek isteyen ve bunun sonun olmadığını bildiğim bir insanım. Yani 80 yaşına kadar yaşar mıyım bilmiyorum ama o zaman bile bir şeyler öğrenmek isterim diye düşünüyorum. Lisede bildiğim kadarıyla konuşacağız birazdan ama akademik olarak belli başlı tutkuları olan, akademik başarısının çok yüksek olmasını önemseyen, hayatında da biraz bilgi yarışmalarına ya da bilgiyi edinmeye de merakı olan birisin değil mi? Doğru, doğru. Yani çünkü yaşadığım evde, aile içerisinde, sosyal çevrede bir o kadar aslında dışarıya dönük, ama bir o kadar da içine kapanık bir karakter olduğum için, parçalanmış bir ailenin en büyük evladı olduğum için tek kaçış yönüm aslında hep böyle okula, derslere, işte kitaplara, el yazımı bile ne kadar güzel geliştirebilirim diye ilkokulda dersler falan almıştım. Yani hep böyle onlarla ilgili o görselliği bile hoşuma gittiği için el yazısını öğrenmek istemiştim. Sıra arkadaşım sağ olsun o zaman bana çok yardımcı olmuştu. Oraları anlatırken çocuklaşıyorsun ifade olarak da öyle. Gel bir o hayata bakalım beraber. Bakalım. Tahtalı bir ev tanımlıyorsun sana çocukluğunu sorduğumuzda. Evet. Şöyle bir gitsek oralara. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Çok hastaneye yetiştirilemeden doğan insanlardanım. İlk evlat rahmetli oluyor. Ondan sonra ben dünyaya geliyorum iki sene sonra 89 yılında. Babam arzuhalci. Bu o dönem işte Sosyal Sigortalar Kurumu'nun önünde daktilo ile dilekçe yazan bir şahsiyet. Annem çalışmaya, aslında kendisi yani çocuk yaşta denecek bir insan o dönem. Beni 18 yaşında dünyaya getiriyor. İki sene önce ablamı, rahmetli olan ablamı dünyaya getirdiğine göre aslında bir çocuk anne olmuş oluyor bir yerde. O şeylerini çok bilmiyorum ama öyle bir evde işte arzacılık yaparak parasını kazanan bir baba ve evde çocuğuna işte yoğun o dönem tabii maddi olarak iyi olmayacak bir süreç içerisinde yetiştirmeye çalışan bir annenin kızıyım. Peki çocukluktaki anneyi sorsam sana Narin. Erken çocukluk döneminde nasıl bir anne ve nasıl bir anne kız ilişkisi hatırlıyorsun sen aranızda? Biraz daha böyle işte şiddete meyilli. Belki de yaşadığı durumdan dolayı işte kendisine koca olarak seçilip işte evlendirildiği insandan dolayı, babamdan dolayı belki de bilmiyorum. Yani çok mutlu bir insan olmadığını düşünüyordum. Bunu da çoğu zaman hissedemiyorduk.
herhangi bir hareketinde, hoşuna gitmeyecek bir şeyde, aslında sinirlendiği çok başka bir konu varken babamı addederek, onun yüzünden ben işte bu haldeyim deyip, örnek veriyorum, bir üst baş değiştirirken bile bunu homurdanarak, söylenerek, siz onun bana cezası gibisiniz gibi aslında. Ki ben de benim bir küçük kardeşim bundan ziyadesiyle nasibini aldık yıllarca. Nalin, çocuk bir ceza da olamaz. Aslında çocuk diğer uçta bir ödül de olamaz. Çocuk en özde kendisidir. Evet. Özellikle bu kadar yüklü ilişki mutsuzluklarının dönemine doğduğumuz zaman varlığımızın da bir parçası gibi kabul edebiliyoruz. Çocuğuz çünkü cezayı. Ve ömrümüz boyunca ya o cezayı çekmek için ya da o cezadan kurtulmak için bazen ilişkiler kurmamıza sebep oluyor bu. Anne babalar için özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu etiketlemelerin sadece çocuğun çocukluğunu karartmadığını, bütün ömrünün mirası da olduğunu unutmayalım diye. Sen annem böyle davranırken ne yapardın? Hiçbir şey. Çok sert bir kadındı. Özellikle böyle bayramlarda, seyranlarda bir akraba evine gidilecekse işte görselde onun çocukları en güzel şekilde görünmeliydi. Sonuçta çocuk, yani çocuğuz o yaşta, her çocuk işte birbiriyle oyun oynamak ister. Koşar, eğlenir falan. İşte herhangi bir o tarz bir eylem söz konusu olduğunda şöyle bir kaş göz işaretiyle hemen yerimize oturduğumuzu çok iyi bilirim. Orada bir mutsuzluk var. Sözel ya da fiziksel şiddetle o mutsuzluğunu biraz da sizin üstünüze döken bir halini anlatıyorsun aslında çocuklar olarak. Baba peki? Çocukluğunda baba nasıl? Yani aslında çok standart. Yani işine gidip gelen, işte belirli saatlerde görebildiğimiz, işte sabah eşinin harçlığını ya da evin geçimini sağlayacak neyse işte onu bırakıp çıkıp giden, akşam da hafta işleri saatindeyse hafta sonları daha geç evine gelen bir baba figürü. Aslında evine bakan bir baba, maddi olarak çok sıkıntı hatta o yaşlardayken çekmedik. Ama çok da böyle kucağına oturup hop bir de zıplayıp eğlenip işte babacığım ne haber falan gibi böyle bir baba figürü maalesef yoktu. Ona çok cesaret de edemezdim açıkçası. Çünkü çocuğun babadan alacağı sevginin, gördüğü sevginin kıymeti başka. Artık uykusunda çocuğunu seven babalar, biliyoruz ki çocuğun da hayat boyunca sevgi gösterme şekline dönüşebiliyorlar. Ya da gösterememe. Ama onun o sertliğin içerisinde sevgisini gösterme biçimi neydi? İşte akşam olsun babam gelsin bize o tofita şekerlerden getirsin, biz de onlardan yiyelim falan. Ama yine de fiziksel olarak çok öyle temaslı şey yapamazdık yani. Narin, baba gözlerini dolduruyor başka bir yerden. Ne oluyor baba deyince? Yani despot, kesinlikle eski kafalı. Yani bunun kırmızı olduğunu ona belirtebilirim ama o bunu siyah olarak kabul ediyorsa onun için siyahtır. Her zaman kendimi hep böyle işte bir kanıtlama, işte bir inansın işte sonuçta. Onun evladıyım yani, her anlamda inansın. Hep böyle bir çaba içerisinde oldum çünkü yani o şeyleri değiştiremiyorduk yani, öyle bir adamdı. Ona kanıtlamakla çok zamanın geçmiş çok hayatta fazla. Belli ki. Hem çok inansın fazla. Hem görsün hem de sen ona aslında varlığınla ya da yaptıklarınla ilgili bir şey kanıtlamayı çok önemsemişsin belli ki. Onlar ayrılıyorlar bir yerde. Doğru. O ayrılıkta sen baban tarafından annenin aleyhine yalancı şahitlik yapılsın da isteniyorsun baban tarafından. Doğru. Velayet meselesiyle ilgili. Evet, 10 yaşındayken. Hem o ayrılık hem de belki böyle bir şahitliğin bir çocuk olarak senden beklenmesi nasıl hissettirdi sana? Şunu hatırlıyorum. Hayatımda ilk defa bir mahkeme salonu görüyorum. Ve belki de o zamandan hep bu heyecanım, yani hep dizlerim titremiştir, ayakta durmakta güçlük çekmiştim, onu hatırlıyorum ve gerçekten çok sert bir hakim vardı karşımızda. Şimdi 4 tane çocuk, en küçüğü 2 yaşında ve hani sonuç itibariyle annenin bir şekilde bütün evlatlarının babasını bırakma durumu söz konusu değil çünkü en küçüğü 2 yaşında. Bu bağlamda o zaman çok derin baskılar, çok büyük, özellikle erkek kardeşim bu konuda çok doldurulmuştur yani. İşte baba tarafından sürekli sizin anneniz şöyle, sizin anneniz böyle, sizin anneniz kötü kadın ama
fotoğraflarını böyle tüküre tüküre yırtmalar falan. Yani o yaşta çocuğun önünde yapılacak olmayan hareketler. Korku hali ama bunu yapmazsam, yani hiç babamdan dayak yemedim bu arada. Hiç böyle fiziksel olarak işte duygulan bir insan değildi. Çünkü onun manevi şiddeti atacağı bir tokattan çok daha fazlaydı. Mecburiyetten bu şekilde bir şahitlik durumu söz konusu oldu. Hem çok yüklü bir çocuk için hem bir çocuğa çok haksızlık. Bunları söylememin sebebi bugünkü halinle sana o zaman verilmeyen desteği, şefkati de kendine verebil diye de söylüyorum. Çok haksızlık. Bitebilir evlilikler, hayattır. Ama çocuğa yükler yükleyerek ya da birbirini kötüleyerek ya da çocuğa aslında bu evlilikle ilgili karar sende olacak ya da ancak onu kötülersen benimle iyi olabilirsin bilgilerini direkt ya da dolaylı yüklemenin de çocuk bundan sonra kuracağı ilişkilerde böyle bir saptırılmış rehberle ilişkilere dair hayatında ilerliyor. Maalesef. Narin, henüz 5 yaşındasın. Söylerken bu toplum adına çok utandığımız konulardan bir tanesi bu. Çocuk istismarı. Maalesef. Diğer taraftan da bu utanç sesimizi kısmasın diye uğraştığımız konulardan bir tanesi. Bildiğim kadarıyla dayın. Çok küçüksün daha. Dünyanı çok kirletmek gibi. Ne yaşadın sen Narin? O zamanlar böyle biraz derme çatma, gece kondudan bozma bir evleri vardı. Kendileri de ayrı bir ev yapmışlardı karşılıklı. Dede sıfatını taşıyan şahsiyet, işte biraz böyle annemi babamla evlendirmesinin sebebi belli olan bir şahsiyet. Biraz böyle maddiyata dayanan bir tip. Hafta sonları işte babam, işte annem ailesine gitsin, ailesini görsün diye işte ben, erkek kardeşim, işte annem, o zaman daha diğer iki küçük yok. İşte böyle hafta sonu götürüyorlar. Pastoral bir yer, bağ bahçe bilmem ne. O meyanda öyle bir işte o gece kondunun içerisinde çekilmek suretiyle ki yani ben o yaştayken o da herhalde 20 ya da 21 yaşlarında falan da çok bilmiyorum. Kendisi zaten rahmetli olduğu için üzerine çok konuşmayacağım. Onu Tanrı'ya havale ediyorum. Orada vuku bulan bir olay ve akabinde annemin bir şekilde benim ortada olmayışımı artık hissetmesi ve kapıyı açtığı gibi sen işte ne yapıyorsun diye onu benim üzerimden alıp işte beni kendisine çekmesiyle sonuçlanan bir olay. Çok canım yandığını hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamak istemiyorum. Öldüğünde de hiç üzülmedim, yalan yok. Ailesi bilmiyorum yaşıyorsa, beni buradan duyarlarsa, umurumda değil açıkçası. Rahmet dilemedim, Tanrı'ya havale ettim. Sonuç itibariyle onun da bildiğim kadarıyla bir ya da iki tane çocuğu falan olmuştu. Tanrı'ya havale ediyorum. Unuttum. Saçımı kulağımın arkasına attığım gibi attım. Unutmayacağım şekilde unuttum aslında. Unutmayacağın şekilde unuttum. Anne oradan gelip seni aldı. Sonra aile içinde bu konuyla ilgili ne oldu? Konuşulmayacak. Ben ona haddini bildireceğim, sen çeneni kapatacaksın. Bu programlarda da, günlük hayatın içerisinde de bağırmak istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Kesinlikle. Bağırmamız gerektiğini de düşünüyorum hepimizin. Çünkü o sessizlik, iç çekmeyle kapanıp çaresizlik halinin birçok çocuğun çocukluğunu elinden aldığını düşünüyorum. İstismar tek başına çok yıkıcı, bizim büyük T travmaları dediğimiz bir yerdeyken istismarı aile içerisinde sessizlik ya da çocuğun susturulması ayrıca hayat boyunca kilitleyici, beden olarak, ruh olarak bir insanı aslında içeriden paramparça eden bir şey. O yüzden de hep söylüyoruz, etrafınızda, ailenizde, en yakınınızda bile pedofiliyle ilgili bir eğilimi olan insanları tedaviye yönlendirin ve çocuklarınızı onlardan uzak tutun. Böyle bir olay yaşandıysa çocuğunuzun konuşmasını, duygularını dile getirmesini, oyunlarını, hayatını izleyin ve ona eşlik edin. Ve destek alın lütfen çocuklar için. Diğer taraftan susmayın, susturmayın ki bu konu aslında çocuğun bir süre sonra kendisine ait olmayan bir utancı sahipleneceği bir yere gelmesin hayat içerisinde.
Ve aslında yıllar sonra da Narin, annem baban ayrıldıktan sonra annenin hayatındaki kişinin de bir istismar. Doğru. Orada kaç yaşındasın? Yani orada galiba 10, yani 11, 12 bilemiyorum, çok hatırlayamıyorum. Yani ortaokula gittiğimi hatırlıyorum. O mavi ceketler, mavi süveterler falan. İlk zamanlar galiba. İkinci sınıf ya da belki, bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, çok fazla anneme bağlı bir insandım. Yani annem olsun, bana hiçbir şey olmaz. Yani babamın yanında kalmak istemeyişinin ve annemin hani o denli aslında bir yerde ketun olmasına rağmen hep içimde işte annemin yanında olursam hani daha rahat ederim. Çünkü sürekli böyle mutsuzluktan işte her şeyin en kötüsünü düşünerek yaşayan bir insan profili var. Anne yok. Çocukların hepsi orada ve sürekli böyle mutfak işi, ev işi ıvır zıvır yapan bir profil var ve annemle yaşamak istiyorum. Hani artık buna maruz kalmak istemiyorum. Çünkü hem onları yapmakla mükellefim, o tencerenin o ocakta kaynamasıyla mükellefim bir yerde. Ama aynı zamanda da bir şey yok yani, hani takdir edilmek değil de ne bileyim, belki bir teşekkür, minnet duygusu da istemiyorum. Belki o an o durumun içerisinde bir değer görme arzusu. Ben annemle olayım, annemin yanında kalayım. Neyse ki ne derler bilmiyorum, hani işte yağmurdan kaçarken doluya tutulduk gibi. Annenin mutsuzluğunu biliyorsun. O mutsuzluğa büyüdüğünden de bahsediyorsun. Ama her satır arasında da ben annemi çok seviyorum da diyorsun. Hani programın başvuru aşamalarından bahsediyorum. Bunun aması yok gerçi. Annedir. Hani doğru. En temelde. Onunla berabersin. Onun hayatında da biri var. Bu kişi sana nasıl davranıyordu öncesinde? Sessiz. Belki de biraz sinsi. Bilmiyorum. Yani işte hayatında olan insanın bir anlık arkasına dönüşüyle, belki bir jestle, bir mimikle, bir şeyle hani. Ben küçüğüm. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz yani? Çünkü ilk yaşadığım olaydan sonrası, ki bu zaten kolay unutulabilecek bir şey değil. Aradan öyle yüzyıllar geçmemiş yani, sen ne yapıyorsun? Ve akabinde işte bunun şikayeti söz konusu olduğunda yine, ama yine ne yazık ki kendi çocuğunu değil, karşısında hayatına soktuğu kişiyi savunan ve kendi evladını bunu yapmakla suçlayan bir profil, anne profili. Mevcutta gerçekleşen durumun müsebbibinin ben olduğumu, herhalde birlikte olduğu kişinin yine sinsilikleri sebebiyle bilmiyorum. O şekilde de suçlandım yani, her ne kadar işte anneci de olsam. Bunu demek ya da bunu yaşamış olmak ne hissettiriyor sana? Sen orada hala bir çocuksun. Bu arada yasal olarak 18 yaşına kadar her birey çocuk. Kaç? Git yani. Ben 18 yaşımdan beri yalnız yaşıyorum ama bunun bir 2-3 sene de öncesi var yani. Hani işte anneyle muhatap olmadan, babayla muhatap olmadan, ama her ikisiyle de ilgili bir düşmanlık söz konusu değil. Ben sadece muhatap değilim. Hani gayri resmi olsa da arkadaşlarımla beraber işte, örnek veriyorum. İşte iki gün şu arkadaşımda kaldım, babamdan izin aldım gibi, ya da şu arkadaşıma kaldım, annemin haberi var gibi. Öyle arkadaşlarımla gayet işte ev tutmayla, işte reşit birisinin üzerinden tutmayla ufak ufak o şekilde meslek hayatıma da aslında öyle girmiş oldum yani. Ufak ufak. Şimdi sen o dönemde iki evden de kaçmaya başladın artık. Evet. İki evde de bir çocuk olarak ya da bir ergen olarak çok mutlu değilsin. Değilim. Diğer taraftan okul hayatın devam ediyor. Müthiş. Ve orada da derslerinin çok iyi olmasını önemsiyorsun. Evet. Diğer taraftan da konservatuar hayalleri kuruyorsun. Korkunç. Nasıl? Ne istiyorsun? Şöyle, benim dedem, babamın babası, Allah rahmet eylesin, inanılmaz saygı duydum, inanılmaz iyi bir adamdı. Böyle İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptığını hatırlıyorum. Baba tarafında bende amca yok. 4 tane hala var. Hepsi neredeyse Türk müziğiyle ilgileniyor. Ve ben hep işte
O tarz şarkılarda aslında baba evinde büyüyorum. O yaşta bir çocuğun Dede Efendi'den işte Tuti Mucize-i Guyye'mi dinlemesi biraz absürt kaçıyordu belki. Ama ben çok hoşlanıyordum onları dinlemekten. Ses olarak çok iyi olmasa da nazariyat kısmını öğrenmeyi çok istedim aslında. Bu işin okullusu olmak istedim. Evet. Orada ama engellendin. Bunu yapmak istiyorum. Bir şekilde sanki benden çok başka bir şey olacakmış gibi engelleniyor. Yani liseyi birincilikle bitiriyorum. Amacım konservatuara gitmek. Konservatuara gitmek istiyorum yani. Her konservatuara giden car car şarkı söylemiyor yani. Bunun oyuncusu var, tiyatrocusu var, sinemacısı var. Neyse artık yani bir sürü dalları var. Ben bunun bir enstrümantal alanında nazariyatını öğrenmek istiyorum. Bu kadar. Akraba denen o illet yüzünden bir şekilde baba dolduruşa getiriliyor. Öyle olmaz böyle olur, böyle olmaz şöyle olur. Yine bir sıkıştırma. Hayallerimizin mimarı onlarmış gibi. Sanki geleceğimizin planlayıcısı onlarmış gibi. Evet. Sanki bu hayat bizim değil de onların hayatıymış gibi. Evet. Ezber edilmiş, çoğunlukla da eksik ya da bazen bilgisiz kalıplarla birlikte çocuklar kendi varoluşlarını, mesleklerini, hayatlarını yaşayamıyorlar. Böyle baktığımızda. Öfkeli miydin o dönemde? Çok. Çünkü niye? Bana bu engeli koymaya çalışan insan da kendisi konservatuar mezunu ve doktorasını yapmış bir insan ve işte çeşitli üniversitelerde hocalık yapan, eğitim veren bir insandan bahsediyoruz. Biraz orayı son kırılma noktası gibi anlatıyorsun, evet, artık. Evet, kesinlikle. Ben bu hayatı artık daha yalnız yaşamak zorundayım. Aslında ailenin iki ayrı tarafı var ama ikisinin de yanında olmak istemediğim bir döneme giriliyor Narin. Ve üniversiteye başladığın dönemde hayatında senin de seks işçiliği başlıyor. Doğru. Diğer taraftan. Tam o geçişi sorsam sana, yani bunu yapmaya belki karar veriş, bunda o dönemki hissettiklerinin rolü. Sen kendi o 18 yaşındaki gencin dünyasından anlatır mısın bana? Yani şöyle, az önce söylemiştim yani bunun bir öncesi var. İşte reşit bir kişinin işte ev tutması, biz arkadaşlar hep beraberiz. Fiziki olarak aslında öyle çok ufak tefek durmuyoruz doğal olarak ama gayri resmi olarak da bir öncesi var aslında. Yani hani ben Eskişehir'e gittim. Hadi gir bir internet sitesine ilan ver, artık işe başla gibi olmadı benim olayım. Zaten aşinaydım aslında ama çok çok tecrübesiz. Başka bir şehirdeyim, tedirginim, korkuyorum. Burada bunun raconu nedir tabiri caizse? Burada bunu nasıl yaparım? Bir yandan işte okulum, işte evim, bulunduğum mevki, insanlar, hani orada da bütün bunları bir şekilde toparlamaya çalışıyordum aslında. Ama tamamen sıfır tecrübeyle değildi. Hayatında ilişki kurmadığın, duygusal olarak bir yakınlığının olmadığın, birazcık aslında merkezde de para kazanıp devam etmenin olduğu bir dönem bu. Doğru. O yaştaki biri için. Nasıl hissediyordun ilk ilişkilerde, ilk başladığın zaman? Hiçbir zaman layık görmedim. Kendine. O dönem için söylüyorum. Hani şimdi de tabii düşünülebilir ama yani birisinin para verip de sana sahip olma durumu, en azından o süre zarfı içerisinde. Hala da asla evden para almam yani. Arkam dönüktür ve bırakılması gereken yere bırakılır yani. Çünkü cebinden çıkarıp bana böyle uzattığı an bitmiştir olay. Bana hala yap işte, şimdiki şey de o yani, yapamaz, yap, sevmem. Çıkarsın cüzdanı, dönsün arkasını yani. Bugünkü dünyanda dahi bu seks işçiliğini aslında hayatında belki işte 14 yıldan bahsediyoruz aslında. Evet. Bu kadar zaman içerisinde bedensel birliktelikten sonra para almış olmayı çok layık görmüyorum kendi hayatıma diyorsun. Evet ya, fiziki olarak o hareketten hoşlanmıyorum aslında ama sonuçta tabii ki bu bir geçim olayı. Kalkıp bir zarfın içerisine koyup oraya nezaketen işte göstermeden mesela halletse bana sanki daha nazikçe geliyor, daha kibarca geliyor. Peki Narin, o dönemde işte bir hafta geçti, iki hafta geçti, bir ay geçti, insanlarla birlikte olmaya başlıyorsun. Hissin ne? Sadece hayatta kal yani. Yoksa şimdiki gibi bir sirkülasyon yok. Ben bugün şu kadar para kazanacağım kafasında değilim. Harçlığını çıkar. Ertesi gün okula gideceğin zaman cebinde olması gereken para olsun. Bu kadar.
telefonu kapat. Bundayım. Bu iki kişi olur, belki üç kişi olur. Neyse o dönemin şartlarına göre. Yıllar geçiyor. Sen tek başına yaşamaya devam ediyorsun. Bize de başvurduğunda da aslında işte Türkiye'de hem bir seks işçisi hem açık porn star olmayı anlatmak istiyorum dedin. Erotik içerikler, porno filmler, bunlarla ilgili olarak nerede gerçekten hani o ilk videoyu paylaşmaya ya da bu alanda ilerlemeye karar verdin sen? Pazarlama olayından hiç hoşlanmadım hayatım boyunca. Normal standartlarda tabii ki başka işte mesleklerim oldu. Annem güzellik uzmanı olduğu için onunla beraber çok uzun yıllar çalıştık falan. İşte makyaj üzerine, saç üzerine falan öyle şeyler de yaptım. Ama ya bir yerde ekonomik olarak aslında herhalde artık bu şekilde işte ilerlemem gerekiyor diye düşündükten hemen sonra işin içerisinde biraz da duygusal hayat giriyor. Yani en basitinden bir kadın ne kadar çok despot, ne kadar çok gamsız, ne kadar çok böyle aman hiçbir şey umurumda değil dese de illaki hayatında bir kereliğine de olsa bir işte erkeğin başına omzunu koyup belki bir film izlemek, belki bir yerde bir şeyler yapmak isterdi. Yani bu bağlamda ben biraz fazla yaralandım. Ve dedim ki bunun sonucunda artık hani benim işim bu. Bu tamamen benim kendi tercihim. Ben bunu bu alanda geliştirmek istiyorum. Ve o aile yapısını kuramayacağımı anladığım gün o videoyu çektim. Ne hissettin o gün? Kendini, cinselliğini görünür kılıp videoya kaydederken? Bunun bir daha geri dönüşü yok. Çünkü tamamen tüm fiziksel benliğinle, ruhunla, jestinle, mimiğinle sen halindesin ve işte sosyal medyada ya da nerede işte paylaşılıyorsa artık binlerce, milyonlarca insan seni görecek. Hani daha geri dönüşü olmayacak bir yere girmiş gibi hissettim aslında. Çünkü herkes beni işte o kadın, artı 18 videoları olan, porno videoları olan kadın olarak tanımlayacak. Tanımasınlar dedim. Buyum ben, buyurun. Narin Esmer Soy sizinle. Artık o yola girdim ve herhangi bir pişmanlık o bağlamda yaşamıyorum. Bir tedirginlik anlatmıyorsun böyle söylediğinde. Bir meydan okuma anlatıyorsun aslında. Evet. Yıllar geçiyor. Bu tarz videolar ya da bu alanın içerisinde olduğun 7. yıl artık. Böyle baktığımız zaman. Yıllar geçtikçe, videolar arttıkça, onları kayıt ettikçe, o devam eden yıllarda o videoları çektikçe senin duygunda ne değişti? Nasırlaştım ya. Gökhan Bey. Tamamen nasır. Yani tamamen iş. Ne bileyim taksiye biniyorum mesela. O ilk bahsettiğimiz işte o yıllarda. Aa ben sizi işte Twitter'dan takip ediyorum. O siz değil misiniz? Narin Esmer Soy falan. Çünkü ben o taksiye o videoları çeken kadın olarak binmiyorum yani ben. Şu anki kadın olarak biniyorum. Evet benim. Yani şu an ne alaka konuyla. Ya ben sizi şey yanlış anlamayın takip ediyorum çok beğeniyorum falan. Peki teşekkürler uzatma. Yani bu kadar. Uzatma o bir iş. Oradaki kadın o kadın. Buradaki kadın bu kadın. Yani körelmişlik durumu aslında bir yerde. Hayatının o tarafına bir duvar örüp oranın gerçekliğini de reddetmeden. Tabii. Bunu o duvarın arkasında bir alan olarak hayatından birazcık da ayrıştırdığım bir yer olarak anlatıyorsun. Kesinlikle. Peki nasırlaştım dedin ya, hani orada yaşanan birlikteliklerde, videonun önünde yaşanan cinsellikte, his, duygu, cinselliğin eşlikçisidir baktığımız zaman. Haz da öyle, keyif de öyle, zevk de öyle belki onun içerisinde. Bu duygularla ya da duyumlarla aran nasıl? Yani şöyle, şimdi o videolar tabii bir şekilde benim reklamım. Yani ben kalkıp da o videolarla ilgili işte çok haz alarak ya da keyif alarak çektiğimi tabii ki söylemeyeceğim. Onlar pazarlamayı beceremediğim şeylerle alakalı. Yani benimle alakalı. O orada bir iş. Orada kalkıp da fiziki olarak işte takınılan tavır aslında gerçekten bir haz alındığı için değil. Orada kendimi ön plana çıkarıp işte insanların benden haz alması önemli olan. Benim insanların benden ne kadar haz alabileceği
şekilde konumlandırıp o şekilde çekmek olay aslında. Çünkü bir alışveriş söz konusu olduğu için işin içerisinde ben de o bağlamda duygular, işte o hazlı, fiziksel işte istekli bilmem neydi, bunların hepsi tamamen rafa kalkıyor. Bu bir maske bir tarafıyla. Kesinlikle. De. Sadece cinsellik için sormuyorum bunu. Günlük hayatında senin tensellikten, beğendiğin, sevdiğin, aşık olduğun bir bedenden keyif almanı ya da belki aşık olmanı engelleyen bir maske mi? Sen duygusal ilişkini nasıl yaşıyorsun? Kesinlikle değil. Aslında yani gerçekten az önce işte konuştuk, artık hiçbir şeyin benim istediğim yönde gelişmeyeceğine karar verdiğim için o videoları çekmeye başladım diye söylemiştim. Ama bir tarafımda hep o şey var yani, evet sosyal olarak işte tanışabiliyoruz, edebiliyoruz ama ben hiçbir zaman işimi, mesleğimi gizlemiyorum. Yani beni sosyal hayatta tanıyan insan beni zaten mesleğimi bilerek tanıyor. Yani bilmemesi zaten ihtimaller dahilinde değil. Çünkü yarın öbür gün sadece adımı Google'a yazsa her şey ortaya çıkar. O yüzden hiçbir zaman gizleme gereği duymadım. Ama yani karşımdaki insanın kendince işte okey sen bu kadar netsin, tamam bu senin işin, bizim birlikteliğimiz ya da bizim seninle geçirdiğimiz zamanın kalitesi apayrı. Okey. Böyle başlıyor ama akabinde işte yani çok basit. Şu bardaktaki su bile burada iki gün sonra buharlaşır yani. Hiçbir şey ilk günkü tazeliğini korumadığı için maalesef o bağlamda o süreçte biraz daha böyle karşımdaki insanın lakaytleştiğini ya da o mevcut durumu, ya nasıl olsa böyle, nasıl olsa böyle bir insan ki zaten herhangi bir tartışma, bir ilişkide bir problem olursa, bak bu benim işim, bana kalkıp da işte bilmem nenin bilmem ne çocuğusun falan gibi cümlelerle bana gelme. Çünkü ben bunu yapıyorum zaten. Kapı doğru, sapı doğru da baştan kabul etmeyeceksin. Bunun senin için bir dert değilmiş gibi başlayıp sonrasında benim üstümde kullanılacak bir ötekileştirme ya da öfke malzemesi olmasına izin vermek istemiyorsun aslında. Kesinlikle. O insanlar tarafından da. Narin, aslında Türkiye'de çok konuşulmayan, mizahı çok yapılan, hayatın çok değişmez bir parçası olan ama diğer taraftan da çok engellendiği için sapkınlığı da çok fazla olan bir alanı cinsellik. Toplumsal anlamda da. Ben sana senin gözlemlerini soracağım. Hem bir seks işçisi olarak hem bir porno oyuncusu olarak belki. Türkiye'deki cinsel tutumlarda ne görüyorsun sen? Görmemişlik. Görmemişliği görüyorum. Yani izledikleri o Amerikan filmlerindeki gibi bir tavra girip ama bakıldığı zaman böyle komik duruma düşen insan tipleri. Bunun yanı sıra daha sapkın, daha böyle işte ensest düşünceler. Örnek veriyorum, bir minibüse bindiğinde işte liseli işte tek giymiş kızlardan haz aldığını ve o şekilde seninle görüşmek istiyorum diye o tavırla gelmek isteyenler. Ki ben de görüşmeleri mümkün değil, bu onun altını çizerek söylüyorum. Yani her ne kadar bu işin içerisinde de olsam işte bazı şeylerimi kaybedemiyorum. Yani çünkü o istekle bana gelen şahsiyetin bana bunu belirttiği zaman benim kız kardeşim liseye gidiyor. Bir kendine gel yani. Birebir görüşme okey. Herhalde gelenekselciyim bu konuda, bilmiyorum yani. Hani kendi işte annesini mi arzulamayan, işte en birinci dereceden yakınını düşünerek hallenmeyen yani ve bunu işte gelip benim yanımda bunu belirtmeyen, işte bunu yok türban takar mısın, yok onu yapar mısın? Yani bunlara maruz kalıp da dışarıya çıkıldığında o insanların şahsımdan daha saygılı olmaları ya da saygı görmeleri beni rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü dışarıda bu değiller. Dışarıda ne kadar, yani buradayken ne kadar pislik bir düşünce yapısına sahip olduklarını dışarıda, yolda yürürken ya da bulundukları mekanda birisiyle konuşurken bunu lanse etmiyorlar. En çok ikiyüzlülüğü anlatmak istiyorum dedim gelirken de. Tam bu bağlamda da. Ve aslında biraz da onu anlatıyorsun. Ve bu sürecin içerisinde kendine yapılan haksızlıklardan da en çok anlatırken de boğazını düğümleyen bir yarışma programı var. Bir bilgi yarışmasına katılmak istiyor Narin.
Çekimlere de gidiliyor, katılıyor da yarışmaya. Kelime oyunu yarışmasına ve bölümü yayınlanmıyor. İnsanlar Nari'nin anlattığı bilgiyle söylüyorum. Nari'nin videolarını ya da işte bu alanı ile ilgili görüntüleri anladığım kadarıyla kanal tarafına gönderiyorlar. Ve bu çok fazla yıkıyor seni bildiğim kadarıyla. Sen anlatır mısın? Ne hissettirdi ve ne oldu orada? Özür dilerim. Yani benim için hiç zaten maddi bir ödül takdim edilmeyen bir yarışma. Yıllar boyunca takip ettim özenle, ilgiyle. Yani o yarışmanın başladığı saatte işte telefonumu bile kapatarak kimseyle muhatap olmadan o bir saatlik bölümü izleyip işte yeri gelir fiziki olarak kendimi test edip sorulan sorulara nedenli doğru cevap veriyorum diye. Ve her seferinde artık hani her gün, hafta içi her gün, cumartesileri de dahil yeni bölümlerini böyle izleye izleye. Bir yandan bir tarafım işte böyle ya o koltukta ben de oturmalıyım hani. O butona ben de basmak istiyorum düşüncesi. Bir yanda işte mesleğimle alakalı insanların, çünkü daha önceden aileme de yapıldığını, kardeşlerime de yapıldığını bildiğim için aynı şeye maruz kalma düşüncesi. Ve ben başvurdum. Yani arkadaşlarım da biraz böyle şey yaptılar. Zaten sen hani netsin. İşte Instagram'ında zaten her türlü bilgi mevcut. Yani herhalde bakmadan da çağırmazlar gibisinden. Okey, başvurdum. Bana yaklaşık 2 hafta sonra kadar bir zaman içerisinde geri dönüş sağlandığında herhalde o an bayılabilirdim heyecandan. Sadece çağrılmak için yani. O derece benim için önemli. Kendimi geliştirmeye çalıştığım her manada ve eğlenceli bulduğum bir program. Çağrıldım, gittim. Yine özenle işte hazırlandım. Daha önceden işte sorulan sorulara bile baktım. Hepsini çünkü not alıyordum genelde. O şekilde gittikten sonra çekimler yapıldı. İşte bizden sonraki günün de çekimlerini yapıyorlardı. Ben orada biraz heyecanıma yenik düştüm açıkçası. Bu konuda yalan söylemeyeceğim. İşte Ali İhsan Bey'in nezdinde kanalın ve yarışmanın tagini yazdığım için büyük bir heyecanla da bunu Instagram'dan işte böyle daha ortada işte bir şey yokken açıkçası sundum. Dedim böyle böyle falan işte fotoğraflar zaten işte konduğu için ben havalarda uçuyorum. Yani insanların aslında yine nedenli iğrenç varlıklar olduğunu, o mesajları atan insanların nedenli gereksiz, şurada karşıma otursan benimle iki kelam edemeyecek yapıya sahip, vasıfsız bir varlık, sırf orada benim bir videomu kayıt altına alıp kanal yönetimine ya da işte yarışmanın yönetimine gönderiyor diye heyecanla bekliyoruz herkes. İşte telefonlarla destekler var, işte Narincim yanındayız, işte sen muhakkak başarmışsındır, şöyledir böyledir. 20:00'da kanala bakıyorum, bizden sonra çekimi yapılmış yarışmacılar. Hayatımda hiç bu kadar yıkıldığımı hatırlamıyorum. 15 soru soruluyor herkese. 14 soruyu doğru cevaplıyorum. Sadece tek bir soruyu da gün birinciliğini kaçırıyorum. Ve orada amaç para kazanmak değil, kendimi test etmek. Ve Ali İhsan Bey'in karşısında o 30 saniyelik süre içerisinde o kırmızı butona basıp o soruya doğru bir şekilde cevap verebilmek. O anda o kadar canım acıdı ve o kadar sinirlendim ki, ya nasıl, bir de işte programın editörü işte Narna'nın bir saat sonra işte sizin bölümünüz yayınlanacak falan tarzındaki bana söylemleri benim heyecanla bekliyor olmam ve işte hani nerede herkes bu sefer yığıldı, biraz işte takipçi sayıma göre insanlar yazdılar, hani Narin sen yoksun, ne oldu, niye yayınlanmadı, şöyle böyle, ve kime ne diyeceğimi şaşırdığım bir andı benim için. Bir de Narin çok fazla önemli senin için. Hani ben bütün anlatırken ki dilinde de onu görüyorum. Yani çok temel bir yermiş orası. Belki de hayatım boyunca bilgiyle, okulla, oradan ilerlemekle ilgili meseleler çok yarım kalmış ya. Bazen olur ya, bir şeyi alırız, bir şeyin yerine koyarız. Ve o olduğunda da burayla ilgili ben yol aldım diyebiliriz kendimize. Bu arada onu kimse engelleyemez. Gitmişsin, yol almışsın, cevaplamışsın, o heyecanı yaşamışsın ama onun aslında belki onu göstermek herkese senin için önemli haliyle. Orayı engellemişler.
insanların her yaşta canını yakmakta üstümüze yok. Etiketleyip sanki varoluşunun tek alanı yaptığı işmiş gibi canını yakmakta ya da bunun üzerinden ötekileştirmekte ustalaştık. Herkes kendi içinde o kadar kendini öfkeli, yaralı ya da mutsuz oluyor ki diğerine öfkesini boşalttığında, canını yaktığında sanki kendisininkini unutmuş zannediyor kendisini. Biraz öyle bir örnek. Ama yapmışsın, gitmişsin, bilmişsin. Orayı da es geçme kendinde. Evet. O tarafta var bu arada. Tabii. Anne baba, sen onlarla yemeğe çıkmaya devam ediyordun, görüşmeye devam ediyordun. Senin videolarını onlara ve kardeşlerine gönderdiler insanlar. Sosyal medyadan onları bulup. Nasıl tepki verdiler? Şöyle, şimdi benim kardeşlerimle aramdaki bağ ne anneyle ölçüştürülebilir ne babayla ölçüştürülebilir. Çünkü biz hep beraberdik. Yani anneyle baba kendi dertlerine düştüğü zamanlarda biz hep beraberdik. Babayla zaten diyaloğum yok. Hani anne zaten her şeyi biliyor, çok umurunda değil açıkçası. Benim kardeşlerimle ilgili hiç öyle, ya sen nasıl bu işi yaparsın, yok bize yakışmaz, yok biz şöyleyiz, bilmem neyiz falan filan. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Çünkü ben dedim ki benim olayım bu. Görüşmek istemezseniz saygı duyarım. Biz kardeşiz, yine bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman yanınızda olurum. Ama hiç, kesinlikle yani öyle bir olayım olmadı. Bugün benim bir küçüğüm, benden 2 yaş küçük olan kardeşim bütün, yani sigortacıdır kendisi. Bütün sağlık sigortalarım, bireysel emekliliğim, her şeyim, yani diğerleri daha keza öyle bir telefonumla, ne oldu, nasılsın, iyi misin? Sesin bir kötü geliyor, bir şey mi oldu, bir şey mi yaptı diyebilecek tarzda diyaloğa sahibiz. Ne olursa olsun beni öyle yargılamadılar hiçbir zaman. Can kardeş ilişkileri. Böyledir. Evet. Peki dedin ya hani babamla bir diyaloğum olamaz. Yok yani, evet. Annem zaten umursamıyor. Yani. Hani bu süreci. Şöyle yanında olsalar şu anda mesela. Gelseler buradan ve yanında otursalar. Bir tane soru olsa onlara kendi çocukluğunla ilgili neyi sormak isterdin? Benim annemin bir lafı vardı. Sizin babanızla ben 5 kere beraber oldum. Ve siz oldunuz biri rahmetli. Onun dışında benim sizin babanızla bir işim yoktu. Burada olsalar neden kondom kullanmadınız derdim yani hani. Neden? Çünkü bu kadar böyle kopuk, bu kadar sadece kendi derdine düşmüş, evladının belirli bir yaşa kadar hadi memesini, işte sütünü ver, altını değiştir, yatır uyur, okey. Bunun anaokulu var, bu çocuğun bir işte yönelimi var, bu çocuğun neye ilgi duyuyorsa ne bileyim. Ben mesela paten sürmeyi çok severdim. Ama bir çift paten aldırana kadar babama aylarca yalvardığımı hatırlarım. Ha, buna yeteneği var, buna bir şey varsa bu yönde onu yönlendirelim en doğru şekilde. Bunları neden yapmadıklarını söylerdim. Çünkü çocuk yetiştirmek, evlat yetiştirmek bu değil. Ne güzel söyledin Nerin. Bakım, bedensel bakım. Çocuğun hayatta kalması için ihtiyaçlarını karşılamak aslında dünyada bir insanın fiziksel sağlıklı büyümesini sağlayabilir sadece. Çocuğun temelde ihtiyacı olan değer, onay, sevgi, yeterlilik, kabul, ilgi, görülmek, duyulmak, hayata hazır hale gelene kadar elinden tutulmakla ilgili ihtiyaçları karşılamaya, hayatta engellerimiz varsa psikolojik engellerimiz, dünyaya bir çocuk getirme kararını tekrar sorgulayalım. Mutlaka evlen, çocuğun olsun, bu kadar çocuğun olsun diye dayatılan bir toplumsal sistemde anne baba olmadan önce kendi meselelerimizde neredeyiz? Bir bebeğin elinden tutup çocukluğuna, ergenliğine, yetişkinliğine, onunla beraber onun istediği kadar yürümeye ne kadar hazırız? Geçmişimizin yüklerini, acılarını bir çocuğun üstüne boca ederek onun hayatını, bizim karanlığımızın devamı mı yapacağız? Yoksa bundan kurtulmaya hazır mıyız? Asıl temelde sorup bakacağımız, dünyaya bir çocuk getirmeden önce sorgulayacağımız yerler buralar zaten çok temelde. Gözlerini dolduruyor buralar. Duyuyorum. Ama diğer taraftan da bu arada tabii ki ne yaşadığını sen bilirsin ama kendini büyütmekle ilgili yol almış biri duruyor karşımda. Kesinlikle. Bu bir olumlama, bir umutlanma hali değil. Sen acını da bilirsin, gücünü de bilirsin en temelde. Ama bunca hayat, istismarlar, ailede o aidiyeti çok hissedememe, varoluşun, yönelimin,
işte cinsiyetle ilgili operasyon, uyum süreci, ondan sonraki süreçlerin içerisinde eskortluk ya da işte artı 18 videolarda, erotik filmlerde oynamak, dünyanın ikiyüzlülüğünü görmek, bu hale gelmek, 32 yaşı görmek. Bugün aynada nasıl hissediyorsun kendine baktığında? Kendimi sevmeyi öğrendim. Yani özellikle 30 yaşından sonra hiç kimse için üzülmemeyi, dert etmemeyi, kendimi üzecek insanların beni işte başıma gelen o olaylardan sonra böyle yerin altına çekme gücünü onlardan aldım ben. Netim. Kadınım, insanım, bireyim ve bunu hiç kimsenin işte sen şöylesin demesine müsaade etmeden yaşıyorum. Hayır canım, ben öyle değilim. Sen öylesin. Sen pisliksin. Sen bana pislik diyemezsin. Sen bana işte o hakareti etmeden önce kendi şeyine bir dönüp bakacaksın, iç dünyana, bir aynaya bakacaksın. Bana hakaret etmeden önce, işte beni aşağı çekmeden önce, işte sen o yarışmaya katılıyorsun ama senin mesleğini sorduklarında sen ne diyeceksin? Ne zamandan beri işte eskortları böyle bilgi yarışmalarına alıyorlar diyecek kapasiteye sahip basit bir varlıksın. Ama ben oraya çıkıp o butona el basmışım. Ve kendimi seviyorum. Kimsenin ne düşündüğü de umurumda değil, ne söylediği de umurumda değil. Buradayım, varım. Çekemeyenler anten taksınlar dediğim artık bilemiyorum. Hayalin ne? Şöyle bir geleceğe baktığın zaman, 30'ların devamı, 40'lar. Yani şöyle, videolar nereye kadar devam eder bilmem. Sonuçta ben de bu yaşımda kazık çakmayacağım yani. Ama ilke edindiğim bir şey varsa öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bilmediğim bir konu hakkında konuşmamaya devam edeceğim. Bildiğim bir şey varsa önerimi sunarım. Ama biliyorum ki insanın yıllar değil, arzuladığını yapamak, yapamamak yıpratır. Bu kadar. Öyle. Ölüm var hayatın bir yerinde. Ama yaşanmamış bir hayatın ölümünde yarım kalmış çok fazla şey var. Sen de bilgiyle tamamlamayı isteyenlerdensin, yaşamayı aslında. Kesinlikle. Hayat boyunca evimizi arıyoruz Nalin. Bu da benim kitabım. Keyifle, umutla okumanı dileyeceğim. Şeref duyarım. Çok düşüş, çok kalkış, çok yıkım, çok yeniden inşa var bir insanın hayatında, anlattım. Benim Evim Neresi ismi. Bunu sana hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. Keyifle oku. Bunun dışında en temelde söylediğin belki o kırılmış çocukluğun parçalarını toplama meselesinde kendi içinde bence yol almış bir birey. Öyle bir insan olarak anlattın. Doğru. Çocukluk, alınan yaraları çok uzun yıllar taşıdığımız bir yer. Ama diğer taraftan hayatımıza benim suçum değil cümlesini ekleyebildiğimizde, bana bunlar yapıldı ama ben kendime ya da dünyaya bunları yapmayacağım bilgisine, farkındalığına, duygusuna ulaştığımızda ve hayat içerisinde aslında 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında kırılsak da kendimizi kırıldığımız yerlerden yeniden büyütebilmeye tutunduğumuzda yaralarını insan dönüştürüp iyileştirebiliyor çok temelde. Bunun dışında meslek tanımladığın ya da hayatın içerisinde olan videolar, buralarla ilgili söylemeyeceğim. Bu senin alanın, bu senin hayatın. Nasıl hayatta kalmak istersen ya da bugüne kadar geldiğin yerden nereye evrilmek, dönmek istersen o kararlar senindir. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.